Haber ötesinden hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün günlerden 29 Ekim Perşembe, saatler 9'u gösteriyor. Birkaç gün sonra Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız ama ülke gündemi bize, size çok da iyi haberler vermemize müsaade etmiyor maalesef. Bugün alanlarında uzman iki farklı konumla gündemle ilgili gelişmeleri farklı açılardan bakmaya çalışıp bunlarla ilgili biraz daha sizlere bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle Hidayet Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun efendim. Harun Bey, sizler de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün de gündemimiz oldukça yoğun. Bizler haberlere yetişemiyor hale geldik maalesef. Bir siyasinin terör örgütü başıyla alakalı bir açıklaması ardına bir silahlı kuvvetlere ait tesiste yapılan patlama ve terör girişimi, verilen şehitler. Bununla ilgili, TUSAŞ'la ilgili kısaca konuya bir değinelim. Bugün sabah erken saatlerinde teröristlerin kimlik tespiti yapıldı. Bunların iyi eğitim alıp profesyonel bir şekilde bu saldırıyı gerçekleştikleri söylendi. Ama biz bunları devlet yönetenlerin, bu koltukta oturanların ağzından duyduk. Sanki onlar bunu izleyiciler gibi bize söylüyorlar. Sanki hiç sorumlulukları yok gibi. Böyle bir yaklaşım sergilediler. Şu an herhangi bir aciziyet belirtisi göstermiyorlar ama dışarıdan bakıldığında savunmasız bir ülke görünümü var. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz hocam? Tabii ki devlet adamlarının Türkiye'yi bekleyen tehlikeleri görmesi, önlemlerini alması ve bu olayların olmaması gerekir. Ve o şekilde biz de bir ümit içinde idik. Şimdiye kadar terör örgütü üyelerinin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz. Türkiye'de çok az miktarda kaldı, hatta tamamen yok edildi gibi bizi teranelerle uyuttular. Şimdiye kadar da uyuyor gibi görünüyordu. Ama hani düşman su uyur, düşman uyumaz misali. Düşman uyumaz, terör örgütü uyumaz. Özellikle dış desteklerden, dış ülkelerden veya Türkiye düşmanlarından ya da Türk düşmanlarından destek alan bütün örgüt üyeleri canlı olarak veya gizli olarak ülke içinde saklanmaktadır. Hala da var olduğunu söylüyor. Zaten Türkiye'ye ne giren ne çıkan, dışarıdan gelen yabancısı, Suriyelisi, Afganlısı veya Türkiye içindeki kişileri takip etme gibi bir istihbaratın iyi çalışmadığını görüyoruz. Şeylerden, sınırlardan kimin geldiği, kimin geçtiği belli değil. Beşli, onlu, ellili çetelerle geliyorlar, giriyorlar. Neredeyse Mersin'de biliyorsunuz polis evine böyle efendim şeyden havada uçan bir dönen pilot sistemiyle geldiler, gittiler, vurdular gibi biliyorsunuz bir saldırı olmuştu. Hmm. Onda bile aciziyet içinde olduklarını gördük. Esasında terör örgütü Türkiye'nin aciziyetini beklemekte veyahut da bu konuda emir beklemektedir. Yani Türkiye'de hem IŞİD olsun, hem PKK olsun, hem DHKPC olsun üyeleri aktif veya pasif veya gizli mevcuttur ve bunlar dış ülkelerin bir emirlerine bakacak şekilde oradan kontrol edilebilmektedir. Bu da bize bunu net biçimde göstermektedir. Burada Türkiye'nin istihbaratının, isterseniz Milli İstihbarat MİT deyin, bunun yeterince bu olayı takip etmediğini, çözmediğini bence burada görebiliriz. Çünkü bir terör örgütü üyesi Ankara'da bu en çok korunan kahraman kazan, Kazan ilçesine gelecek ve orada ilk jandarma karakol demeyelim ama geçiş noktasını rahatlıkla geçecek. 450 metre sonra ikinci kontrol noktasına gelecek. Orada da terör faaliyetini sürdürecek. Kalaşnikovlarla, el bombalarıyla ve 5 kişiyi katledecek ve şu kadar kişiyi yaralayacak ve ancak ondan sonra etkisiz hale getirecek. İki kişi bu. İki kişi. Bu iki kişiyi takip etme, kontrol etme, önlemini alma olmadığını, büyük bir aciziyet olduğunu bize gösterir. Burada bence en büyük sorun Türk İstihbarat Teşkilatı MİT'in bu konuda veya İçişleri Bakanlığı'nın, aynı daha evvelden İçişleri Bakanlığı da biliyorsun bir saldırı oldu Ankara'da. Evet. O zaman da bunların önleminin almadığı, takip edilmediği anlaşılmakta. Türkiye'nin herhalde istihbaratı muhalifleri takip etme, Recep Tayyip Erdoğan'ın efendim karşıtlarını takip etme ve bunları izleme
İster Twitter'dan, ister canlı olarak izleme ve bunların söylediklerini anlama ve onun sonucu cezalandırma şeklinde bir faaliyet içindeler. Yani terör örgütlerine değil, muhalif kendisine, muhalif grubu takip etme gibi bir görev, misyon verildiği anlaşılıyor benim anladığım. Bunu partilerin şeyinden bile görüyoruz. Biliyorsun Meral Akşener'in efendim oğlunun bilmem nerede Fransa'da parası varmış da onu bildirmiş de onun üzerine şu olmuş bu olmuş. Herkesi teslim alma yöntemi olarak kullanılıyor. Yani neredeyse kaset takibi yapabilecek sözlü, görüntülü ve bunları gerektiği zaman muhalif şeylere bak bu kasetleriniz var, bu görüntünüz var, bu takipleriniz var bunu kullanırız. Onları teslim alma yöntemi olarak kullanıyor ama Türkiye'nin iç düşmanlarını bulma, yok etme şeklinde faaliyet göstermediği anlaşılıyor. Yani bence vatan... bence bir, büyük bir acziyeti ifade ediyor evet. Bu. En önemlisi burada madem Kahraman Kazan bölgesinde TUSAŞ gibi Türkiye uzay sanayi, uçak ve uzay sanayi ne kurmuşsunuz? Bu kadar büyük bir teşkilat, şu kadar 70 bin dönüm diyorlar, belki de daha büyük. Bu arazinin çok güvenlikli, kontrollü bir yer diyorlar. Bunların olmadığını bizzat bu terör faaliyeti ispatlıyor. Ve işin ilginç yanı tam bu sırada Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, başkanı dedikleri Recep Tayyip Erdoğan da Kazan, Rusya'nın Tataristanlı Kazan biliyorsun şehrinde bulunuyor. BRICS üyelerine katılmak için. Aynı anda İstanbul'da yine bir uzay ve savunma sanayi şeyi var biliyorsunuz. Fuarı var. Burada bu faaliyetiniz yapılıyor. Siz diyorsunuz ki burada bu uçaklar üretiyoruz. Bu helikopterleri üretiyoruz. Bu böyle bir yerimiz var. Sizin ana merkezinize iki terörist geliyor. Aynı anda saldırı düzenliyor. Bu ne demektir? Yani siz daha kendi önleminizi ürettiğiniz yerde alamıyorsunuz. Alıcılara ve ne bileyim o sizin toplantıyı fuarınızı takip eden kişilere nasıl bir mesaj çıktığını buradan anlayın. Yine Kazan ilçesinde bu toplantı düzenleniyor o. Bir de tabii bunu biliyorsunuz meşhur iki gün önce terörist başına gel mecliste konuş, terör örgütünü lağvettiğini söyle. Sözünden sonra bu faaliyet ortaya çıkınca arada bir bağlantı var mı şeklinde düşünülüyor. Yani bunun 3-4'ünü bir araya getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Türkiye'nin içinde istedikleri zaman harekete geçebilen, istedikleri zaman hani Ankara'nın kalbi derler ya, kalbi yani artık oranın en korunaklı askeri bölgesine istediği zaman bir terör faaliyeti yapabilecek kabiliyette ve durumda olan bir terör örgütü olduğu anlaşılıyor. Ve bunda da MİT'in de ister İçişleri Bakanlığı'nın bir istihbarat yönünden bir acziyet içinde olduğunu gösteren bir tablo olması bakımından bize ders verici bir şey bu. Buna göre ister MİT deyin, ister İçişleri Bakanlığı deyin, buna göre önlemini alması ve buna göre bu artık terör örgütlerinin bir an evvel tespit edilmesi, uyuyanı deyin, gizli kalanı deyin, yok edilmesi gerektiğini bize gösteriyor. Bu bakımdan bir uyarıcı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bunların hem İçişleri Bakanlığı'nın hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bundan çok büyük dersler çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun da zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü faaliyetleri anlattığım gibi Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına değil, muhalefet gücünü bulma, yok etme üzerine kurulmuş bir teşkilat olması itibariyle liyakat sisteminin uygulandığını düşünmüyorum. Bu da bu eksikliğini göstermesi bakımından inşallah ders çıkarılır bir durum olduğunu söyleyebilirim. En azından ders almamız gereken bir durum olduğunu söyleyebilirim. Tabii şehitlerimize rahmet, efendim orada yaralananlara acil şifaları da diliyoruz. Tabii bu terör faaliyetini kınıyoruz. Bunu kesin söyleyebiliriz ama Türkiye'nin de durumunu göstermesi bakımından ders alınması gereken bir durum olduğunda yadsınamayız. Bunu bu söyleyeceklerim bunda bu kadar. Ben buradan Harun Bey'e de birkaç cümle söylemesini isteyeceğim ama şöyle bir durum var. Sosyal medyada çok fazla paylaşıldığını görüyoruz. Şeytanı çok uzakta arama diye. Yani bu sistemi bu hale biz mi getirdik? Şu an bakıldığı zaman MİT Başkanı Tayyip Bey'in çok eski danışmanlığını yapan İbrahim Kalın. İçişleri Bakanlığı ile alakalı güzel şeyler söyleniyor ama şu an Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün özellikle Süleyman Soylu'nun yakını olduğu ve bu emniyet müdürünün olduğu tüm her yerlerde olayların olduğu,
bunun Devlet Bahçeli'nin ardından olmasının, açıklamasının ardından olmasının bir rastlantı olmadığı gibi birçok şey konuşuluyor. Ama günün sonunda da bakıldığı zaman bu ülkemizde yapılan ilk defa bir terör olayı değil. Bunlardan onlarcası yapıldı. Ama ülkenin göbeği, en güvenli dediğimiz Ankara'da bunun yaşanması, sanki sizin de dediğiniz gibi bu kurumların sanki hiçbir halkla irtibatı kalmadı. Sadece belli kişilerin hoyratça kullandığı kurumlar haline dönmüş gibi. Bununla alakalı Harun Bey, sizler ne demek istersiniz? Ben de en son 4 kardeşimiz 5'e yükseldi. Allah rahmet eylesin. Yaralılara Cenab-ı Hak şifa versin ve yakınlarının ve Türk milleti başı sağ olsun diyelim. Bir defa terör uluslararası güçlerin desteklediği aslında kendi açılarında çok normal bir şeydir. Yani Türkiye'nin çok yani ulusal devletlerin, Amerika'nın ve emperyalist devletlerin üzerinde hesabı olan bir ülkedir. Üzerinde hesabı olan bir ülkede terörün her an olabileceğiymiş gibi tetikte olmak, uyanık olmak gerekiyor. Çünkü siyaseti yönlendirmek için yeri geliyorsa bu güçler, yani ülkemiz üzerinde hesap olanlar bu sefer terörü kullanıyorlar. Terör örgütlerini kullanıyorlar vesaire. Bir defa bu kaçınılmaz. Yani bunlar olacak. Önemli olan bizim işte daha önceki bakan, sonra gelen bakan, şunun dostu, bunun şeysi değil. Bu artık bir güvenlik sorunudur. Onun için bunların ötesinde aslında özellikle hep söylüyoruz biz bunu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren kurumların bakanları bir hükümet politikasıyla değil, devlet aklıyla, devlet politikasıyla beraber hareket etmesi lazım. Çünkü bugün Türkiye bölgesinde sözü dinlenir noktaya gelebilmesi için savunma sanayinin caydırıcı noktaya taşınması zorundadır. Onun için geçen TUSAŞ gibi diğer kurumlarımız var. Bunlara seviniyoruz ama çok geç kalınmış. Çok geç kalınmış bunlar. Yani bu millet İstiklal Savaşı sonrası uçak yapıp satan bir millet, uçak fabrikasını sökmüşüz biz. Bu bir oyun, bir senaryo. Bu senaryoya biz uyanık olacağız. Bu terörün ben şahsen Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra olmasını manidar buluyorum. Bu projeye kamuoyunun odaklanmasını isteyen ve merkezi aslında Türkiye'yi karıştırmak isteyen güçlerin bir oyunudur. Bunlar bugün de olacak, yarın da olacak. Olmasını arzu etmeyiz. Ama önemli olan burada hocamın ifade ettiği gibi hem istihbarat hem kolluk kuvvetleri vesaire beraber çok uyanık, çok hassas olmamız lazım. Yani bizim orada Kızılırmak diye uçağın yapıldığı, yani bütün dünyaya da bu noktada imaj olarak imajımızı düzelttiğimiz bir yere iki tane, bir kadın bir erkek şoförü öldürüyorlar, arkaya atıyorlar, arabayı alıp teslim alıyorlar, gidiyorlar, bu cinayeti işliyorlar. Uyanık olmak gerekiyor ama belki diğer soruda mutlaka değinmek gerekiyor. Ben bu olayın veya buna benzer olaylar olabilir. Bu olay aslında Türkiye'yi bir yere getirmek, bir masaya getirmek istiyorlar. Bu masaya getirmenin hızlandırmak için bunlar katalizör görevi olarak. Evet, ama şöyle de bir durum var. Devlet Bahçeli açıklama yapmasının arkasından hemen kendi çevrelerince onunla muhalif olanlar çok büyük bir öfke seli oldu. Ama bu öfke i̇şte seli... Onlar konuşuruz yani, o gerçekten tabii olduğu normal aslında normal bir adam, normal bir insanın kendi tabanını düşünerek bunları söylememesi gerekiyor. O zaman bu akıl ne aklı? Şimdi o kısma geleceğiz ama bu olayın hemen ardına bu olayın yaşanması ve yetkililerin mikrofona, bakanların sıra sıra çıkıp açıklama yapıyor. Şurada şu olay oldu, şu an bir hasta, ağır yaralımız var gibi. Sanki onlar böyle uzaydan gelmiş gibi, sıfır sorumluluk, sıfır ciddiyetsizlik, özellikle onların kendi evlatları olarak bizim yaşımızdaki jenerasyonu düşürsünler. Şu an biz devlet yönetimi boşluk görüyoruz. Yani bugün ben bir arkadaşımla görüştüm. O da çok ciddi bir pozisyonda. Dedi ki bu dönem kadar beceriksiz, liyakatsiz, bilgisiz bir bürokrasi bir dönem görmedik. Evet. Ya işi eline vereceksiniz. Vereceksiniz, yeterli değil, kontrol edeceksiniz. Ya bugün sadece güvenlik açısından değil ki, bugün hukuk açısından yani masaya yatırsak
tutulacak bir sağlam dalı bulamayız. İşte sağlık hocam sağlığın içinde olan bir insandır. Bebek katili, yani her yerde bir şebeke uymuş. Onunla ilgili de yani gelecek haftalarda haber yapacağız bunu, ama çok ciddi şu an mevcut Sağlık Bakanı'nın bu şebekeyle işbirliği olanında iddialar var. Bugün kapatılan hastanelerde oradaki doktorlarla fotoğrafları çıktı. Ama üstü kapatılacak mı gibi çok soru işaretleri var. Dünyanın hiçbir yerinde bir bakanın sorumlu olduğu alanda böyle cinayet işlenecek. O bakan da koltuğuna oturacak. Ya bunların ne kadar değerli koltukları var ya. Şimdi koltuk sevdasıyla alakalı diğer haberimize geçelim. Evet. Malum Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Bu bizim tarafımıza gereksiz açıklama ekrana getirmeye gerek yok. Sadece Hidayet Hocam, siz bununla alakalı o insanların olduğu dönemleri çok iyi biliyorsunuz. Aynı şekilde Harun Bey de. Evet. Bu aşamaya nasıl gelindi? Yani ben anti parantez kendi duyduklarımı önceden dile getirmek istiyorum. Evet. Ekonomi çevrelerinde, özellikle bankacılık, borsa alanlarında Amerika'dan özellikle bir talimat geldi. Bu Halkbank dosyasının tekrar masaya açılmasıyla beraber Devlet Bahçeli'nin yanında birçok kriminal kişinin bulunduğunu düşünülmesiyle sanki bu görev ona verildi gibi. Ama şu an gelinen nokta, tabii bu biraz daha açıklama ikinci planı etti TUSAŞ saldırısı. Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla alakalı Hidayet Hocam, sizler neler söylersiniz? Vallahi buna Milliyetçi Hareket Partisi ya da Türkiye'nin Milliyetçi Partisi olarak kendini lanse eden, ülkücü, Turan görüşü benimseyen bir partinin liderinin böyle daha önce terörist başına eğer ipiniz yoksa ipi getirdim, asma ipini alın meclise deyip biliyorsun fırlatan kişiye, şimdi böyle gel meclise gel, DEM Partisi kürsüsünde konuş, efendim terör örgütü lağvettim, efendim bırakın bu işleri deme gibi davetiye, yani meclise davet etmesi, hani akıl tutulması diyeceğimiz, ya böyle bir şey dendi mi, böyle bir şey oldu mu diyeceğimiz kadar bir geri dönüştür. Yani böyle bir şeyin 180 derece derler ya, 360 aynı yere döner de 180 tam tersine döner. 180 derece bir dönüşü, U dönüşü, U dönüşü diyelim. U dönüşü yaptığını gösterir. Gerçekten aklımız almıyor. Daha ilginci var esasında. Ondan evvel başlayan, biliyorsunuz 17-25 bu meşhur o yolsuzluk operasyonundan sonra Devlet Bahçeli'nin kendi gene Milliyetçi Hareket Partisi kürsü konuşmalarında kendi parti üyelerine, biz seni efendim nereye gidersen git Türkiye getirmez. Bu 17-25 hırsızlığın hesabını sormazsak namerdiz. Efendim şerefsiziz, namerdiz diyen bir kişinin şu anda biliyorsun Cumhurbaşkanı'nın en büyük efendim destekçisi, koruması, hatta tetikçisi, hatta sözcüsü olduğunu söyleyebilirim. Yani bu kadar tarafkir bir başka şeyi, yardımcıyı bulamazdı. Bütün şeyle muhalefete neredeyse Devlet Bahçeli Tayyip Bey yerine cevap veriyor. O duruma düştü. Bu bir hakikaten, o ilk başta biz sana hesap sormazsak namussuz şerefsiziz derken, biz seni sevmezsek namussuz şerefsize dönüştü. Bu ne kadar bir akıl tutulması. 5 yılda 6 yılda 2015'ten itibaren biliyorsun bu 9 yıl oldu pardon. İtibaren devam eden bir süreç. O zaman zaten buradaki akıl tutulmasını gördük. Fakat bu bu dönemde bütün konuşmalara bakın şeyin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz şeylerimize ilerlememize devam edeceğiz, faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yeni Cumhurbaşkanımız adayımız odur, bundan sonra da odur, neredeyse şimdi bu dördüncü safa yine odur şeklinde sözleri devam ediyor. Yani artık en büyük taraftarı oldu. Bir ara bozuluşlar gibi, araları bozulur gibi oldu biliyorsunuz. Meşhur bir şeye, CHP'ye de efendim normalleşme, yumuşama politikası güdünce, özellikle CHP'nin o yerel seçimlerde %38 civarında yüksek birinci parti olarak oy alıp AKP'nin %32 civarında oy almasıyla beraber biliyorsun bir yumuşama dönemine girdi Recep Tayyip Erdoğan. Dedi ki eyvah dedi, muhalefet öne geçti. Ben bunlarla yumuşama, normalleşme adı altında ortalığı yumuşatmam lazım. Yani kutuplaşmadan ben kazanmıyorum. Yumuşatarak tekrar eski oylarımı alayım şeklinde bir politika izledi.
Buna da biliyorsun CHP meyil oldu. Gittiler, görüştüler. O ona ziyaret, bu buna ziyaret, bir çay içtiler. Ve gerçekten Recep Tayyip Bey, Tayyip Erdoğan Bey normalleşmedi ama Özgür Özel Bey bayağı yumuşadı. Yani bayağı yumuşak kulak memesi kıvamına geldi. Neredeyse onun emirlerini demesek de sözlerini Güneydoğu'da dahil olmak üzere uygular hale geldi. Biliyorsunuz mecliste ayağa kalkma biliyorsunuz şeyinde ilk önce o kalktı ve diğerlerini de kalkın filan diyecek duruma geldi. Ne oluyoruz dedik bu sefer muhalefet. Bir de muhalefette de böyle bir yumuşama, normalleşme var. Yumuşama var, normalleşme değil de artık gevşeme var hatta. Öyle bir şey oldu. Şimdi gelelim Devlet Bahçeli Bey'e. Bu son sözleri eğer ülkücülerde bir akıl tutulması, ya bu ne oluyor, nasıl yapıyor, bu sözleri nasıl söylüyor deme olmadıysa bizde oldu şahsen. Yani kabullenecek bir durum değil. Daha evvelden iple asılmayı teklif ettiği kişiye gel mecliste konuş diyecek kadar bir akıl almaz bir açılım yaptı. Saçılım yaptı. Bu akıl almaz bir şey. Diyorlar ki efendim bunu Devlet Bey söylemedi, söylettiler diyorlar. Peki söylettilerse kim söyletti? Niye söyletti? Nasıl söyletti? Ben bu soruları sorarım. Kim söyletti? Nasıl söyletti? Niye söyletti? Bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin yararına bir söylem olmadığını söyleyebiliriz. Bu ne demektir? Terör örgütüne biz şans tanıyoruz veya tanıyoruz bu neredeyse Güneydoğu'daki bütün Kürt kardeşlerimizin temsilcisi ve ne diyelim yöneticisi, lideri olarak göstermek isteniyor. Burada o anlaşılıyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O nedenle bunu da bir terörü meşrulaştırmak anlamına geliyor bu davet. Aynı zamanda sadece efendim olayı çözmek anlamına, terörü de meşrulaştırmak anlamına geliyor. Hani diyorlar ya terörle bir yere varılmaz mı? Çok yere varılır. Çok yere de varıldı. Bunu gösteren bir şey terör örgütünün özel davetiye oldu. Hem de kim alt tarafından? Milliyetçi Hareket Partisi tarafından. Asılmayı teklif eden bir parti tarafından bu hem meşrulaştırıldı, hem kahramanlaştırıldı, hem liderleştirildi. Bu kadar bir garabet dünyanın hiçbirinde yoktur. Hep konuşuruz, terörle müzakere olmaz, mütareke hiç olmaz, sadece mücadele olur. Bunun yapmadılar. Bir ara yapar gibi oldular. Özellikle biliyorsun 2017 seçimlerinde bir ara biliyorsun %39'a düştü açılım saçılım politikası yüzünden. Kürt sorunu, Kürt açılımı filan adı altında. O açılımla beraber %39'u biliyorsun terör örgütü üyeleri o zaman ha buradan böyle törenlerle olimpiyat şampiyonu gibi karşılandı. O sırada efendim çadır mahkemelerinde bunlar siz efendim şeyden pişmansınız değil mi? Değiliz dediler pişmansınız pişmansınız deyip beyefendileri böyle kendilerine göre affettiler. Sonra baktılar ki iş sarpa sarıyor ve bu açılım politikası ters duruma düşürüyor. AKP'ye oy kaybettir %39'a düşünce akabinde biliyorsun 2,5 aylık bir ara vardı o dönemde. Hemen savaş politikasına dönüldü. Önce Gar'da katliam oldu. Gar katliamı sonra Sultanahmet, efendim Suruç katliamı ve bir sürü katliamlarla beraber eyvah ne oluyor? Rus terör tekrar Türkiye'yi sardı deyip AKP'nin etrafında maalesef bütün vatandaşları tekrar birleştirdi. Ve %49'a çıktı. Ve tek başına biliyorsunuz iktidar oldu ve hala devam ediyor. Ha şunu demeye getiriyorum. BHP'ye, ülkücülere ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlerin beklentisi nedir? Beklenti şu, ülkemizi hem terör örgütünden, terörden hem de Türkiye'nin rejiminden, vatan bütünlüğünden, bayrak sorunundan ya da bayrağın değişmesinden kurtarmak üzere ondan ümit beklentisi var. Acaba PKK ile savaşır mı? Acaba AKP'nin siyasi İslam'ıyla mücadele eder mi diye oy vermiştir oradaki vatandaşlar. Ama şu anda siyasi İslam'a teslim olmuş bir MHP var evet. Ve ülkücü başı var. Ve maalesef bu sadece siyasi İslam'a teslim olmamış. Meğer terör örgütüne de teslim olmuş. Daha evvelden CHP'yi demlenmekle suçlarken kendisi en iyi demi, en güzel demi yaptığını buradan görüyoruz. Yani burada demlenmenin gerçekten Devlet Bahçeli Bey tarafından yapıldığı anlaşılmakta. Bu akıl almaz bir
bir tutumdur. Kabul edemez bir tutumdur. Terör örgütünü meşrulaştırmaktır. Terör örgütü terörist başı dediği adamı kahramanlaştırmaktır. Lider olarak ortaya çıkarmaktır. Ve tamam bunun da böyle olduğunu bakın DEM Partisi tamam dedi. Biz de açılıma hazırız. Yeter ki çıksın etsin. Çünkü onun da beklentisi var. Yeter ki bu kimin işine yaradı? Yani Türkiye'nin işine yaramadı. Terör örgütünün işine yaradı ve DEM Partisi'nin işine yaradı. Biz dedik bak terörle buraya geldik ve istediğimizi yaptırıyoruz ve terörist başını mecliste konuşturmaya davet edecek kadar bir konuma getirdik. Demek ki terörle mücadele edilmezse terör bir yere varıyor, bir sonuca ulaşıyor. Bir şeyle başarılı olmanız için Ahmet Bey, onunla iradeli biçimde mücadele etmeniz lazım. Etmiyorsanız size o tersine döner. Yani burada maalesef burada Devlet Bahçeli hakikaten bu konuşmayı akıl almaz, fikir almaz, düşünce almaz konuşmayı niçin yaptı, niye yaptı, kim tarafından yapıldı, yaptırıldı, niçin yaptırıldı bunların açıklamasını yapmak zorundadır. Bunu açıkla, niye yaptım, şundan dolayı yaptım, şu taraftan dolayı, şu tehlikeler vardı, bundan dolayı yaptım, bununla şu amacı gidiyorum demesi lazım. Yoksa vatandaşın aklı fikri özellikle MHP'ye ülkücülere oy veren, onun taraftar olan kişilerin çok büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu tahmin ediyorum. Ve bunların da mutlaka açıklanması, izah edilmesi lazım. Yok eğer bunda hiçbir bir neden ifade edemiyorsa o zaman o ülkücülerin bu adamın yanında, bu liderin etrafında toplanılmaz. Bu parti etrafında toplanılmaz. Bizim tekrar daha Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, efendim toprak bütünlüğünü ve demografik yapısını koruyacak bir partiye ihtiyacımız var diyerek yeni bir parti arayışına girmeleri lazım. Bunun da bana göre Bağımsız Türkiye Partisi olduğunu söyleyebilirim. Burada ne ABD, ne AB, ne Çin, ne efendim işte terör örgütü taraftarları diyerek mutlaka yolun, doğru yolun bulunması gerekir. Burada yani bu şu liderlerle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olan liderle ve bizzat yardımcısı olan liderle, yani Devlet Bahçeli'yle Türkiye'nin bir yere gidemeyeceği ancak uçuruma, çukura gidebileceğini gösteren bir açıklamadır. Aklını başına alsın diyelim Devlet Bahçeli Bey ve ülkücülerin de veya da Milliyetçi Hareket Partisi, milliyetçilerin de bu açıklamadan kendilerine bir ders çıkarmasını, bu partiyle Türkiye için yararlı bir faaliyet yapılamayacağını görmeleri lazım. Bunu da ben ortaya koyması bakımından çok ders alınması gereken bir olay olarak görüyorum. Bir de siyasilerimizin devlet adamı olmadıkları, karakter itibarıyla her an değişebileceklerini gösteren bir şeydir. Bu nedir biliyor musun Ahmet Bey? Bir insanla ilişki halindesiniz. Size bugün A diyor, yarın B diyor, yarın Z diyor. Bunu bu insana ne dersiniz? Bunun dostluğuna da güvenilmez, düşmanına da güvenilmez. Yani böyle bir durumda olduklarını gösterdi. Bunu sadece efendim Türkiye'deki açıklamalara değil, dış politikalara itibariyle de gösteriyorlar. Bir gün ABD'ye, bir gün AB'ye, bir gün Rusya'ya, bir gün Çin'e efendim yanaşıp böyle şey gibi fırıldak gibi dönüyorlar. Böyle bir politika olmaz. Devlet adamlarının hem dış politikasının hem iç politikasının yanlış olduğu, Türkiye'deki olayları ve dünyadaki olayları okuyamadığını, bize savrulduklarını gösteren bir şeydir. Ama Devlet Bahçeli Bey, tekrar başa dönelim. Bu konuşmayı niye yaptı? Niçin niye yaptı? Kim yaptırdı? Ve amacı neydi? Mutlaka açıklanması gerekir. Yoksa bundan çok büyük bir vebal çıkar. Hem Milliyetçi Hareket Partisi için çıkar, hem kendisi için çıkar, hem Türkiye için çıkar. Evet. Ben bu konuyla alakalı Harun Bey'den de birkaç kısa cümle isteyeceğim. Hocama teşekkür ediyorum. Ben olaya bir daha yani tekrar düşmek açısından farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Şimdi Amerika'nın derin devletinin Orta Doğu ile ilgili projesi hangi başkan gelirse gelsin, İster cumhuriyetçi olsun, ister demokrat olsun, ister aktör olsun, ister kovboy olsun. Hiç önemli değil. Ama bir devlet aklı vardır, devlet politikası vardır
Devlet politikası olarak da Orta Doğu'daki, yani dikkat ederseniz Amerika kendi ülkesinin sınırlarının güvenliğini bütün dünyadaki efendim üstleriyle koruyor. O ülkeleri karıştırmak yoluyla. Bu bir akıl, yani bir devlet aklıdır. Şimdi burada sürecine, yani Orta Doğu'daki bu yakın dönemdeki olaylara baktığınız zaman aslında çok net olarak fotoğrafı okuyabiliyorsunuz. Şu anda bana sorarsanız bence Amerika PKK'dan vazgeçti. Onun vazgeçmesinin geçerken de ölüsünü masaya koyarak Türkiye'yi bir noktaya taşımak istiyor. Onun için bir defa baştan şunu söyleyeyim. Mesela oraya gireceğim ben. Hani Orta Doğu'da ne oldu? Bir defa niye biz hep bunu söylemedik mi? Dış politikada bir şey ifade edip onu da ekleyeyim. Yani eğitim, savunma, dış politika. Hükümetlere göre dizayn edilmez. Bir devlet aklı, bir kızıl elma dediğimiz devletin ideali olur. O ideal çerçevesinde bunları dizayn edersiniz. Yoksa o geldi böyle yap, bu geldi böyle bir şey olabilir mi? Mesela biz, yani Profesör Doktor Aydab Hocam, Allah kanı kanı rahmet eylesin, o dönemlerde yani daha 70'li yıllarda, hatta çekiç güç döneminde bütün bu senaryo finalde Türkiye için demişti bunu. Bu bir öngörü, yani devlet adamı hocam dedi ya, bir devlet kumaşı, adamı kumaşı lazım. Öngörüsü olması lazım. Önceden tehditleri görmesi, çözümlerini üretmesi, milleti uyandırması, konumlanması lazım. Böyle bir şey yok. Onun için Amerika niye şeyden vazgeçti? PKK'dan. Çünkü PKK hem Türkiye nezdinde hem de bütün Avrupa'da artık bir terörist örgüt olarak telakki ediliyor. O zaman makas değiştirmesi gerekiyordu. Orta Doğu'daki yeni girişimlerden dolayı DAEŞ daha uygundu. Bunu da step olarak tutuyordu. Şimdi de sırası geldi. DAEŞ'i kurdu. Daha sonra DAEŞ'la beraber DAEŞ'i kendisi kurdurdu. DAEŞ'in yaptıkları bütün rezillikleri, gayri insani şeyleri dünyaya servis etti. Onun karşısında Türkiye'nin terör örgütü dediği ama kendisinin zinhar terör örgütü demediği PYD ve paydaşlarını kurdu. Bu bir senaryo. Yani Türkiye şunu yapması gerekmiyor muydu? Bizim sınırlarımızın güvenliği, ülkemizin bütünlüğü komşularımızın sınır güvenliğinden geçer. Evet. Bunu siz önünüze koyduğunuz zaman şu soru sormak gerekiyor. Siz nasıl desteğinizle Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın vesairenin bölünmesine, parçalanmasına, darman edilmesine, efendim kaynaklarının sömürülmesine müsaade edersiniz? Çünkü size gelecek mi? Akıl bunu gerektirmiyor mu? Bu olmadı. Şimdi ben buradan Sayın Devlet Bahçeli'ye şunu söylüyorum. Hatta MHP'yi destekleyen bütün arkadaşlarımız, hiçbir seçmen, hiç kimsenin arka bahçesi değildir. Bu gemi bizim gemimiz. Bu gemide su alırsa hepimiz batarız. Olaya bence böyle baktıklarını düşünüyorum. Girdiğimiz bu son noktada. Peki, bebek katili ve 30 binli aşkın insanımızı öldüren bir terörist başıyla beraber terörü çözmek için müzakere yapmak Türk devlet geleneğinde var mı? Dünya geleneğinde yok. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu yaptığın an hocamın dedikleri o var. Haklı olarak siz artık ona lekalize, illegal olan şeyi lekal olarak tanıyorsunuz, önünü açıyorsunuz. Bu bir. İki, peki şu soruyu sormak gerekmiyor mu? Ya kardeşim, PKK'nın en zayıf olduğu dönem, daha önceki bakanın dağda 300 tane, 300-500 tane adamın olduğu, onların da ayakkabıların numaralarını bildiği, bu kadar zayıflattığı bir dönemde hangi gerekçeyle, ne karşılığında bu çağrı yapıldı? Bu soru sormak gerekmiyor mu? Başka bir soru daha soralım. Peki kim Öcalan'ın, Apo'nun çağrısını Kandil'in okeyleyeceğine, uyacağına kim kefil olacak? Bu da bir soru. Buna cevaplamak gerekiyor. Evet. Doğru mu? Peki başka bir şey. Bugün PKK'nın bir
Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ürünü olduğunu bilmiyorlar mı? Tırlarca silah gitti zamanında. Peki biliyorlarsa piyonla niye uğraşıyorlar? Yani ipi, piyonun ipi başkasının elinde. Onunla niye piyonla uğraşıyorsunuz? Gelelim, niçin daha ifade ettim ama biraz daha üzerine durmak istiyorum. PKK aslında bu senaryonun temelinde bizden şu isteniyor. Yani bunun öyle bir enteresan ki kendi tabanına rağmen, hayır bırakın tabanını ya, Türk seçmeni, yani bebeklerin katili 30 bin kişinin ölümüne neden olan, katleden ve Türkiye'de 100 milyar dolardan fazla 600 milyar, şey hocam düzelsin, ben eskide kaldım. 600 milyar dolar bizi zarara uğratan bir hareketin, harekette umut bekliyoruz. Türkiye'yi kucaklamak bekliyoruz. Öyle enteresan bir döneme gidiyoruz ki. Bakıyorsunuz aynı ağzı ana muhalefet lideri, bir de utanarak söylüyorum, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin başında bulunan kişi, Diyarbakır'daki konuşmalarını dinleseniz, dersiniz nerede yaşıyoruz biz ya? Bu ona girmek gerekiyor. O zaman ben şunu söyleyeyim özet olarak. Bunun, bu senaryonun, bu çağrının, bütün tabanına rağmen, seçmene rağmen Sayın Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı nedeni şudur. Yani buradan uyanmalar gerekiyor. Biz dedi ki Amerika ölüsünü masaya koyarak bizden bir şey talep ediyor. Ne talep ediyor? Çok net. Kendisinin terör grubu olarak görmediği PYD ve paydaşlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tanımasını istiyor. Birkaç adım. Bunu tanıdığı zaman geçmiş olsun. Devlet kurulmuştur, bu bir. O devleti ilk tanıyan Türkiye olmuştur, iki. Üç, bunun sürecinde de Türkiye'den toprak talep edilecektir. Evet. Bu kadar net bu senaryo. Şimdi onun için baştan söyledim. Yani bunlar bir hükümetin verecek karar değil. Devleti aklıyla hareket etmek gerekiyor. Devlet aklı da çok, bugün yazdığım bir yazıda devlet aklı şunu gerektiriyor kardeşim. Devlet aklı bir defa Mustafa Kemal Atatürk'ün Orta Doğu ile ilgili projesini araştırıp inceleyip oradan bir yol haritası çıkarmamız gerekiyor. O yol haritasının temelini ben bugün şöyle bir açık attım. Yurtta sulh, bölgede huzur için. Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Orta Doğu Projesi'yle, Orta Doğu Projesi'yle ilgili taşlar atması lazım. İlk adımını söyleyeyim, burada bitireyim çünkü diğer meseleleri biz de konuşmamız lazım. Zaman kalmaz düşüncesiyle söylüyorum onu. Yani burada ilk yapılması gereken bu başlık altında, yani yurtta sulh, bölgede huzur başlığı altında İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın, hatta Rusya'ya da dahil ederek bir masanın, bir komisyonun kurulması lazım. Bu komisyon, ben söyleyeyim, bu komisyonun hareket planı Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu plan. Bunu geliştirecek, ortak bir akılla, devlet aklı geliştirecek ve asıl hiç kimse, asıl bu ülkenin stratejik düşmanı Amerika'dır. Biz bunu buradan 5 yıldan, 10 yıldan beri bu ekranlarda bunu söylüyoruz. Bizim stratejik dostumuz değildir. Stratejik düşmanı olduğunu bileceğiz. Ona göre hem içten hem dıştan kendimizi ona göre geliştirmiş olacağız. Onun için bu yapılırsa Amerikan oyununu bozarız. Amerikan oyununu bozulursa zaten PKK onun finanse ettiği, desteklediği bir kurumdur. Onun için bu sorduğumuz sorulara cevap beklememiz bizim hakkımız. Evet. Bu cevabı biz aldığımız takdirde de yeniden onlara millet olarak katkıda bulunabiliriz. Bize güvensinler. Yani ben, bizi idare edenlerin Türk milletine güvensinler. Sorumluluğunu Türk halkına dan görsünler. Ve yüzlerini oraya çevirsinler. Çözümü de oradan bulsunlar. Ama maalesef bakıyoruz en kritik meselelerde millet yokmuş gibi hareket ediliyorlar ya. Evet. Siz böyle tarihi bir karar alıyorsunuz. Ya bugün Türkiye'de 30 bin ailenin den insan ölmüş. Buna akrabasıyla beraber bir kan davası var kardeşim. Bu idam edilmedi. Kurtardınız.
Onu kurtaran irade de bugünler için yapmış bunu. İşte devlet aklı böyle bir şey. O idam ettirilmedi 30 bin kişi. Amerika'da her yıl 10 tane, 15, 20 tane insan idam ediliyor. Evet. Ya bu çağdaşlığımız bize şey olmazdı bu. Gölge düşürmezdi. 30 bin kişinin katilisiz ana da delilleri idam edilebilirdi. İdam karar edilmediği gün bir devlet aklı bu günleri görmesi lazımdı. İşte bunlardan biri Profesör Doktor Haydar Baş hocamdı. Bugün de hocam dediği gibi siyasi partilerin yaklaşımlarına bakıyoruz. Biraz önce söylediğim Sayın Özer'in ifadeleri bir fecaattan öte bir şey. Onlara girersek konuşmak lazım eline boyuna. Onun için gerçekten Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın en tutarlı ve hedefi yani iç işi sağa sola çevirmeden net olarak ortaya koyan, bir omurga ortaya koyan, bir tez ortaya koyan Hüseyin Baş oldu. Buradan da onu gerçekten hem tebrik ediyoruz ve takdir ediyoruz. Evet, evet. Şimdi bir iki laf daha ben de söylemek tabii isterim müsaadenizle Ahmet Bey. Bir defa bir tarihi gerçektir. Taviz tavizi getirir. Biliyorsun o meşhur bir bizon sürüsünün göç ederken ilk sarı öküzü vermesiyle bütün kurtlar sürüsünün zamanla bütün sürüyü yok etmesini anlatan bir hikayedir. Ve sarı ilk ders ne zaman hata yaptık? Sarı öküzü vermekle. İşte Türkiye sarı öküzleri vere vere bu hallere düştü. Taviz tavizi getirdi. Hocamızın dediği PKK bitti. İşte onun nedenine bu. Ona katılamıyorum. Çünkü PKK isim değiştirebilir. YPG olur. KCK olur. Bunlar olur. Ama bunlar Türkiye'de yine aynı faaliyet, bölücü faaliyet diyelim ona. Bölücü, terörist faaliyeti devam ettirecek adamlar bulunur ve vardır. Türkiye'de hakikaten her şey bundan ama en fazla özür dilerim söyleyeceğim, hain çok bulunur. Yani istediğiniz zaman alınabilen, satılabilen adamları bulursunuz. Özellikle amacı olmayan, hedefi olmayan ve ülkesine, vatanına sevgiyle, saygıyla bağlı olmayan kişiler Türkiye'de çoktur. Ve rahatlıkla bunlar alınıp satılabilir. Ve bu da Amerika bunları bilir ve bulur ve yönetir. Ve şimdi de işte görüyorsunuz bunları silahlandırır. Ve orada Kuzey Suriye'de bunları resmen Amerikan zırhlı araçlarıyla, Amerikan bayraklarıyla donatır. Dokunamazsınız bile. Yani ya adam buraya geliyor terörist faaliyet ediyor. Hadi vur Amerikan bir tankı vur, Amerikan bir zırhlı aracı vur. Yapamazsınız. Yani yapmazsınız. Böyle olunca adam diyor ki benim arkamda dediği gibi Amerika var. Hadi bakın dokunabilirsen dokun. Sırtını dayamış. Yani böyle hakikaten Türkiye'de Büyük Orta Doğu projesi 2006'da Ahmet Bey haritayı çizdiler zaten. Çizdiler. Al kardeşim bak bu harita uygulanacak. Türkiye'nin de Güneydoğu'sunu içine alan meşhur böyle bölünmüş Orta Doğu haritasını çıkartıp gösterebilirsiniz. Çizdiler. Amerikan Army dergisinde yayınlandı. Yani bu bilinmez bir gerçek değil. Gizli bir şey değil. Gizli bir şey. Açıkça ortaya koydular. Ha, hocamız zaten bunu hep Büyük Orta Doğu Projesi esasında Orta Doğu'ya bir demokrasi, insan hakları, hürriyet getirme projesi değil. Büyük İsrail projesidir. İsrail'in düzenlediği bir haritadır ve projedir diye söyledi. Ve nitekim ve bunun biz bu safhalarını gördük. Ve Türkiye'nin maalesef Türkiye'nin diyemeyeceğim AKP hükümetinin bu Orta Doğu haritasının, Büyük Orta Doğu projesi haritasının oluşmasında çok büyük katkısı var. Başta kendisi en az 5-6 defa belki 10 defa Büyük Orta Doğu projesi eş başkanıyım diye ifade etmiştir kendi şu andaki Cumhurbaşkanımız. Bu gerçeklik doğrultusunda bakalım. Irak'ta bu ilk Saddam'a özellikle şey olduğu zaman birinci Körfez harekatı o zaman Irak bölünürse Türkiye'de bölünür diye adam açıkça ifade etmiştir. Özellikle Özal döneminde de ifade etmiştir Saddam Hüseyin. Biliyor hesapları biliyor ve Kürtler üzerinden yapılacak hesabı da biliyor. Ve işte biliyorsun bir Halepçe katliamı vardır onun üzerine. Buna bomba atar biliyorsun zehirli gaz bombası. Ve ondan sonra bu daha da olay alevlenir. İşte Irak'a hürriyet getireceğiz ve özgürlük kazandıracağız. Katil diktatörden kurtaracağız diye. Freedom of Iraq, Irak'a özgürlük diye işte ikinci Körfez harekatı olmuştur. Ve Türkiye burada en büyük desteği veren ülke olmuştur. Allah'tan o sırada Recep Tayyip Bey başbakan değildi, milletvekili de değildi. Abdullah Gül başbakandı,
ve diğerleri ve CHP'nin de gayri şeyiyle biliyorsunuz 1 Mart tezkeresi geçmedi. Yoksa Türkiye üzerinden girilecekti biliyorsunuz Irak'a. Ama oradan girmedi. Hava yollarımızı açtık. Hava sahamızı ve Irak'ta yapacağını yaptı biliyorsunuz Amerika. Ve şu anda Irak dediği gibi Harun Bey bölünmüş vaziyette. Al şimdi yine efendim zalim diktatör Beşar Esad'dan kurtaracağız. Beşar Esad'dan kurtaracağız projesiyle. Al bu terör örgütlerine de destek verildi. IŞİD dahil olmak üzere. Amerika geldi yerleşti. Rusya geldi yerleşti. Altımızda oyulacak o çukuru oluşturdular. İşte adını da koydular Rojava Mojava. Ondan sonra adamların hesabı bırak o haritayı. Şimdi daha da büyüdü. Bizim neredeyse Mersin, İskenderun'u da içine alan, limanı da içine alan bir proje haline dönüştü. Ve bu proje hala devam etmekte. Ve bu projeyi gösterip hani sıtmayı, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir düşünce mi var? Ama bunu zaten biz biliyoruz. Bunu önlemini almadılarsa bu 22 yıllık iktidardır. Bu şu andaki Türkiye'nin geçirdiği bütün sıkıntıların sebebi iktidardır. Önce ABD'ye Büyük Ortadoğu Projesi'ne destek verme. Irak'ın bölünmesi, Suriye'nin bölünmesi, Kuzey Suriye'de Rojava dedikleri alanın kurulması. Efendim Suriye'de neredeyse kendi bayrağını, haritasını, partilerini, seçimini aldı. Daha geçen gün seçimini yaptı. Yapan bir kadrolaşma. Haritalarında her gün onların Rudov mu bir TV'leri var. Evet. Her gün şeyde ne derler hava şartlarını gösteren meteoroloji haritalarında bizim Türkiye'yi de içine alan harita gösterilir. Sivas, efendim Van, Bitlis, efendim ta Erzurum'a kadar hepsi o aran içinde gösterilir. Dereceleri gösterilir. Yani oraya bile sen hangi haritada nasıl benim ülkemin sınırların içinde gösteriyorsun diye bir hesap sorulmaz. Gelir burada yayınlar yaparlar. Yani bunlara yol açan maalesef bu zemini hazırlayan şu 22 yıllık iktidarda budur. Kimse bunlar dolayısıyla kimseye şikayet edecek yani bunlar oluştu efendim diyecek bir durumu yok. Çünkü bu dönemde iktidarda olan parti bunları kolaylaştıran Büyük Ortadoğu Projesi'ni gerçekleştiren parti konumunda ve lideri konumunda bir olayla karşı karşıyayız. Devlet Bahçeli'nin bu tuzağa düşmesi, Cumhur İttifakı içine girerek bu olaya destek vermesini biz garipsiyoruz. Yoksa siyasi İslam fikrinde olan bir partinin bu projede yer alabileceğini düşünebiliriz. Bu kadar gaflet, delalet nokta nokta beklemiyoruz ama bu olabilir diye mi diyor düşünüyoruz. Fakat milliyetçilik hesabı güden, ülkenin bayrağıyla, milletiyle, toprağıyla bölünmez bir bütünlüğünü savunan, hatta daha büyük Turan'ı savunan bir partinin şimdi terörist yani, başına gel demesini kimsenin kabul etmesi, bunun akıl tutulması olmadığını söylemesi mümkün değil. Eğer böyle bir açıklama yaptıysa, anlattığım gibi kendi söylemedi. Söylettilerse kim söyletti, niçin söyletti, nasıl söyletti, hesabı ne ve bunun geleceği ne olacak? Bunu hem milleti, Türk milletine hem de Milliyetçi Hareket Partisi üyelerine, ona destek verenlere açıklamak zorundadır. Maalesef şanssız demeyeceğim. Çok kötü bir açıklamadır. Türkiye için hiç iyi olmadı. Terör örgütünü meşrulaştırdı. Terörist başını kahramanlaştırdı. Onu sanki bütün Kürt kardeşlerimizin siyasi lideri olarak kabul etti. Ve Türkiye'ye çok zor duruma düşürdü. Terörle bir yere gelinmez diyenlere de terörle çok şeye gelinir. Önünü bir açtı. Millet ve devlet bile bizi davet eder duruma getirdi. Bunlar kabul edilemez maalesef gerçekler ama bunun nedenlerini bu siyasi partilerimizin, Cumhur İttifakı'ndaki partilerimizin, hem MHP'nin hem AKP'nin açıklaması gerekir ve milletin de bu gerçekleri görmesi gerekir. Çok güzel özetlediniz ben Harun Bey. Buyurun. Bir şey söyleyeyim. Yani yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum onu. Yani zaten Türkiye'nin bir hedef ülke olduğu için her zaman terör olacaktır. Yani hırsıza niye hırsızlık yapıyorsun diyemez. Yani onu meslek haline getirmiş. Yani ama burada önemli olan Türkiye'nin buna hazır olması lazım. Caydırıcı olması lazım vesaire. Burada benim söylemek istediğim şey şu. Şu anda PKK havucuyla yani APO havucuyla beraber havuç gösteriyorlar. Diyorlar ki bak terörü durduracağız. Ama siz bizim
kabul ettiğimiz ama sizin terörist olarak gördüğünüz grupları kabul edin. Bu açıdan Amerika şeyden vazgeçmiştir, PKK'dan. Yoksa PKK olur, başka olur, o zaten olacak. Yani onlar bu şey bu coğrafyanın şeyisi. Ama buradan ayağa kalkmak işte bir dediğim gibi bir devlet aklıyla olması lazım diyorum. Ya kadın bunu eklemek istedim. Yani burada bakıldığı zaman şöyle bir durum söz konusu. Bizler AK Parti hükümetine destek verenler olabilir, MHP'ye destek verenler olabilir. BOP'un savunuculuğunu çok uzakta aramamaları gerekiyor. Tabii. Yani şu son 15-20 yıla bakıldığı zaman her şeyin nasıl adım adım olduğu ve buna hangi çevrenin yardım destek ettiği az buçuk tahmin edilen şeylerdi ama bu çıkıştan sonra bence insanların aklında çok fazla soru işareti kalmadı gibi. O yüzden ilk arayı yine başlangıçta da söylediğimiz gibi şeytanı fazla uğrakta aramayın. Belki sizlerin tam zıtı düşündüğünüz kişiler onlar olabilir. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşeceğiz. Tekrar beraberiz. Bu hafta gündemimiz yoğun ama yoğunlukla alakalı malum bir terör örgütü bizim de başımızı çok ağrıtan uzak topraklardan, uzak diyarlardan bir ölüm haberi geldi diyelim. Orada yabancı topraklarda da artık ateşinde yanacaktı herhalde. Öyle bir temelde bulunsak çok abartmış olmayız. Malum FETÖ'den bahsediyoruz. FETÖ terör örgütünden. Türkiye'de de çok kişinin hayatını kararttı. Birçok onunla alakalı hala tüm dünyada firariler var gibi, hala onların savunucuları var gibi keşmekeşli bir durum söz konusu. Malum bu hükümetin de adaleti olan bağlılığı kalmayınca onlara da biraz gündemle alakalı farklı şeyler doğuyor. Haklılıklarla ilgili gibi. Tabii biz o konuya girmeden Türkiye'de malum bu kişinin zamanında kendisiyle çok yakın ilişkileri bulunan, çok yakınım dediği kişiler onunla papaz oldular. Bu darbe girişimi, sahte darbe girişimi diyelim biz buna. Ve ölümünden sonra... Sahte demiyor yani, bir darbe girişimi oldu. Tabii sahteden ziyade bu hükümetin haberinin olduğu diye düşündüğümüz bir darbe girişiminde insanların sebepsiz yerine canının kıyılması ki bu konuyu girersek oldukça uzar. O da tarihimizde Karabileke. Şu an farklı cemaatler yok mu? Tekrar gündeme olan, devlet imkanlarını kullanan var. Hala akıllanmış değiliz. Ama evet, malum bunu halkın istemesi lazım. Önceki konuda da bahsettiğimiz gibi şu an bizim ülkenin yakınlarında olan İsrail Savaşı, Suriye karışıklığı, biz buna ateşe odun mu taşıyoruz? İnsanların bunu böyle düşünüp görmesi lazım. Çünkü günden güne iyiye bir gidişat yok. Aslında bakılırsa son 10 senedir hiçbir gidişat yok. Biz burada biraz daha tenkit amaçlı bunu söylüyoruz gibi anlaşılabilir ama halkın artık bu siyasilerin çok fazla arka planda başka düşüncelerde olduğu ve koltuklarını bırakmamak için siz, beni, çocuklarımızı düşünmeyeceklerini özellikle bu TUSAŞ saldırısında gördük. Yani şu an siyasi anlamda görüşü olanları kastetmiyorum. Hangi partiye verirlerse vermiş olsunlar. Bu devletteki acziyeti gördünüz. Yani bununla alakalı artık düşüncelerini değiştirmemiz lazım. Ben devlet memuruyum, devletimden gelir sağlıyorum. Buraya bir şekilde geldim diye ülkenin geleceğini mahvetmektir. Gelinen nokta budur. Bunu kendi sizlere atfendiyle, jenerasyonum adına söylemek istiyorum. Çünkü bizler çocukluğumuzdan beri bu hükümetin elinde büyüdük. Doğru. Ve bize kitaplarda anlatılanlarla yaşananlar, bizim kültürümüze söylenenlerle şu an uzaktan yakından bir alakası yok. İstanbul'daki lüks sitelerde mafya babaları birbiriyle komşu olmuş. Eski İçişleri Bakanlığı'nı yapan kişilerin vatandaşlık dağıttığı ortaya çıkmış. Yani maddi menfaatler için veya kendim öneri çıkarayım diye bu şekilde devlet kademelerinde insanların oyuna gelmesi insanları çok üzüyor. Ve maalesef bizleri dışarıda itibarımızı çok zedeliyor. Böyle kısa bir uyarı yapmış gibi olduk ama içimleri dökmek mahiyetinde söylemem iyi oldu. Buradan FETÖ'ye geleceğiz. Ben kısaca bir anımı anlatmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi'ni bu 2011'deki şaibeli sınavda mühendislik fakültesine kazandım. Ama o zaman da ben de büyük şehirde büyüyen bir çocuk olduğum için İzmir, İstanbul dışında çok yeri bilmiyorum. İşte Karadeniz'de akrabalarımız var. Bursa'ya, Ankara'ya gitmişim. Hepsi yine büyük şehirler.
Orada bir gün Erzurum'dan gelen Fatih denen bir çocukla tanıştım. Bu bizim bahsettiğimiz kampüs Avcılar'da, İstanbul Avcılar'da. Dedim tanıştık, ettik, nasılsın, iyi misin? Konuştuk. Dedim sen nerede kalıyorsun? Dedi ben cemaat yurdunda kalıyorum. Kimin dedim? Fethullah Gülenci'nin dedi. Nerede dedim? Yeni Bosna'da. O zaman ki hala orada şu an farklı cemaatlerin yurtları olması muhtemel. Neden dedim? Yani onlar beni buldular, gördüler. Malum maddi imkanlarım da yok. Uzaktan geldim. Ben ilk o zaman yani Türkiye'de, Anadolu'da biraz insanlarda imkan olmadığını, herkesi kendimiz gibi düşünüyoruz. Tabii canım, tabii. Ama öyle değil. Yani bu insanlar bu şekilde basitçe insanları ağına düşürdü. Tabii bundan sonra bir aydınlanma daha yaşamadım dedi. O da askerliğimde oldu. Ben malum bedelli gitmedim. Bir sene yaptım. Orada da çok farklı insanlarla bir araya gelince, yani şehirde yaşayanlar insanların da biraz gözünü açması mahiyetiyle söylüyorum. Büyük şehirlerin dışındaki Anadolu topraklarıyla bizim yaşantımız arasında çok fark var. Gidip onlara dokunmamız lazım. Zaten kıyı bölgelerindeki insanların da içeriye nüfuz edememesinin sorunu bu. Yani bu şey hala kırılamadığı için bu siyasi hükümet rahatça at koşturuyor. Normalde biz hepimiz vatanımıza, milletimize bağlı öğütülerle, eğitimle, öğretimle büyüyoruz ama günün sonunda bunu biraz daha iş çeperlere gidildiğinde, istismar edildiğini çok geç fark ettik. Umarım buraya da bununla alakalı söylediklerimiz yerine ulaşır. İnşallah. Burada Hidayet Hocam size ilk sözü vermeyeceğim. Evet. Şöyle, Harun Bey'in bizzat canlı örnekleri var FETÖ ile alakalı. Birçok şey geçti başından. Onu bir anlatsın. Bir bize anlatın hocam bunları ya dilerseniz. Şimdi hocam biz Fethullah Gülen Hareketi ile beraber 77 yıllarından, 79 yıllarından bu tarafa mücadele veriyoruz. Biz Profesör Haydar Baş Hocam'ın işte Kuvay Milliye Hareketi dediğimiz o bayrak mitingleri döneminden bu tarafa bu hareketin aslında Birinci Dünya Savaşı sonrası İnönü döneminde Türkiye'ye özellikle yerleştirilmiş bir Amerikan toplum mühendisi olduğunu biliyorduk. Ve özel seçilmiş. Uzunca konuşabiliriz, çok şeyler biliyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Ben Azerbaycan'da 8 ay hücrede tuttular. En birinci nedeni dinler arası diyaloğu kabul etmememdi. Evet. Ve Fez'deki Türkiye'de yazılmıştı. Ve sözünüzü kestim, Azerbaycan'da üniversite açmaya kadar gitti tabii, bu FETÖ. Fez'deki de Türkiye'den geldi. Beni tutuklayan asker arkadaş, savcı arkadaş sonra bana bunu söyledi. Ve yani o zaman Gül'ün dönemindeydi. Abdullah Gül'ün başbakanlığında özel bir operasyon CIA ile yapıldı bu. Onun için biz bir defa mükafatı Allah'tan bekleyen, son nefesi içinde hem siyaset yapan, konuşan insanlarız. Biz gevezeli insanlar değiliz. Ama dinler arası diyalog, Fethullah'la başlayan değil, işte bahsettiğim Amerikan bir toplum mühendisiyle başlayan ve bu işin de hocası, piri Said Nursi'dir. Evet. Gelirken baktım, kaynaklarını gösterebilirim diye sorarsanız diğer bir programda. Adam diyor kafir dahi olsa şu gerekçeyle, bak şu gerekçeyle affedilir. Sen niye hüküm koyuyorsun ya? Sen ilah mısın? Cenab-ı Hakk'ın hükmünü ortaya koyacaksın. Ama ordunun hükmüne ters bir hüküm çıkartamazsın. Onun için dinler arası diyalog bir Vatikan projesi, dışarıdan desteklenen, aklı dışarıdan gelen bir hareketti. Biz tabii o dönemlerde böyle sosyal medyada yok. Hocam bizi işte sen şu siyasi bütün siyasi parti genel başkanlarıyla görüştük. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Dernek başkanlarıyla görüştük. Gazetecilerle görüştük. Ben Milliyet Gazetesi'ne gittim. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanına 8 saat şu şeyde görüştüm. Burada görüştüm. Bu semtte görüştüm. Rahmetliyle vesaire. Hepimiz böyle durumu anlattınız. Yani elimizden gelen bütün imkanlarımızla beraber milletin uyanmasını istedik. Bunu iç yüzüne ortaya koymak için istedik. Şimdi ben bir şey, iki tane hatıramı anlatacağım. Yani bence bizi dinleyenler işin finansının nereden geldiğini anlaması açısından. En sonunda Fethullah Gülen Amerika'ya gitmeden önceki görüşmeyi anlatacağım. Bir saati içinde bulundum, görüşmeyi anlatacağım. Hocam karşıda bir
vitrifiyeci ismini vermek istemiyorum. Onunla bir araya geldik. Ben de kendimi bildim bileli bir doğru bir tanedir. İki noktadan bir doğru geçtiği gibi hakikat bir tanedir. Yani hem Ali haklı, Hazreti Ali haklıdır, hem Muaviye haklıdır. Böyle bir şey yok. Hazreti Ali haklıdır, Muaviye haksızdır. Evet. Net yani burada çözüm. Şimdi ben de dedim ki bak abi, ben sana kendi adıma bir şey söylemiyorum. Fethullah Gülen'in şu kitabında La ilahe illallah yeterlidir, Muhammedun Resulullah demesen de olur diyor. Fethullah Gülen'in şu kitabında peygamber döneminde Hristiyanlarla ilgili inen ayetler doğrudur. Bugün Hristiyanlık saflaşmıştır. Bu ayetlerin hükmü geçersizdir diyor dedim. Ve Fethullah Gülen papaya ben burada acizane olarak papalık misyonunun bir parçası olmak istiyorum. Ve bugüne kadar bütün süreçte en suçlu olan da Müslümanlardır diyen, tarafını ve tavrını ortaya koyan bir insan. İman şöyle bir şeydir bakın. Bir dilsiz, kelime-i şehadeti sesi söylemez, kalbi tasdiktir. İnsanın imanı bulunduğu yer gösterir. Koyduğu tavır ortaya koyar. Siz şimdi İstiklal Savaşı'nda Fransızın, İngiliz'in, İtalya'nın yanında olacaksın. Bu Türkiye'yi işgalden kurtaran insanlara katli vacip ve taz vereceksin. Ve sana biri Müslüman diyecek. Ben demiyorum. İman bir tercih meselesidir. Peygamberin yanında mısın? Ebu Cehil'in yanında mısın? Ali'nin yanındasın? Yezid'in yanında mısın? Hüseyin'in yanında mısın? Yezid'in yanında mısın? Bu kadar net bu iş. Mustafa Kemal'in yanında bütün, mısın? Vahdettin'in yanında tabii, mısın? Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında. Mustafa Kemal Atatürk apayrı bir diyor. Ona gireceğiz. Aslında bugün bütün bir sorunlara rağmen Türkiye'nin çözümü var mı? Var. Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü var. Son döneminde de halkın verdiği isimle Hoca Atatürk'ü var. Kaynakları var, eserleri var. Bütün bu koşullarda bu ülkeyi teslim etsinler. Milletten iradesini alan bir irade, siyasi irade bu ülkeyi 4 yıl içerisinde hiç kimse, herkesin imrendiği bir ülke haline getirmek çok mümkün. Bunu biliyoruz. Şimdi dedim ki abi böyle ya sen beni ikna edeceksin bu odada ya ben seni ikna edeceğim dedim. Doğru bir taneyse. En son dedi ki Harun Bey dedi, yeter artık dedi ya. Sen dedi ben iflas ettiğim zaman ertesi gün bir çuval parayı önüme koyan insanları inkar etmemi istiyorsun. Nasıl bunu yapacağım dedi. Dedim ona ki bak abi seni iflas edilen aynı irade iflas ettirdikten sonra bu parayı getiren de aynı iradedir. Bunu bir anekdot yaşadım. Şimdi gelelim en son. Şimdi tabii biz dinler arası diyaloğun, yani din mensupları arası diyaloğun olabileceğini, ama dinler arası diyaloğun olamayacağını, Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin noksan, bir ayetin fazla olmadığını, dolayısıyla bu bir batıl olduğunu, aslında bu bir Vatikan projesiyle Türk ve Türkü Cumhuriyetleri'ndeki Türk insanlığı, gencini Hristiyan yapma projesi olduğunu, biz bunu anlatıyoruz ve ben bunu hiç unutmuyorum bir İl Baştan Vakfı'nın başkanı Baki Bektaş hocam da rahmetli. O gitmeyince ben gittim. Bir dönem meclis başkanı olmuş. Refah Partisi'nin genel başkanı. O hepsi orada. Bir o Nurcu bir çocuk çıktı. İsmini unuttum. Toçet mi neydi? Dinras Diyaroğlu anlatıyor. Lan hiç kimse cevap vermiyor. Ben de ilk defa katıldım. Söz aldım çıktım dedim. Neyin diyaloğundan bahsediyorsun dedim kardeşim. Neyin diyaloğundan? Git Hristiyanla istediğin ticaret yapabilirsin, iş kurabilirsin. Kur'an-ı Kerim'de ne noksan gittiğin, neyin diyaloğunu yapacaksın? Diyalog karşılıklı ödün vermeye gerektirir. Neyse, bunu yaptınca biz bunu anlatıyoruz. Tabii bizim olduğumuz, sesimiz çıktığı her yerde bunlar cevapsız kalıyorlar, çaresiz kalıyorlar. En son Harun Tokak, onunla bir vakıfları var. Dediler ki, biz sizi ikna edemiyoruz. Sizden Hoca Efendi'ye bir randevu alalım, sizi o ikna eder. Biz de hocama anlattık. Dedi ki oğlum bu adam bir ayağı çukurda. Şu anda İslam dairesinin dışına çıkmış. Gidin bunu şiddetli bir uyarın dedi. Yani demek istedim yemek yemeye oraya gitmeyin. Biz de üç arkadaş, iki mühendis, biri ilahiyatçı bir arkadaşımız. Oturduk. Gerçekten mükemmel bir sofra.
Kuş sütü mü? O da var. Oysa biz yalnız gözecektik. Samanyolu'nun haber müdürü var, aklıma kaldığı kadar bir sanatçı var, bir iş adamları var falan. Ben orada çok kendimi öyle bir yani rahat hissediyorum. Sanki oranın sahibi benim yani. Laf atıyorum, laf çakıyorum onlara falan. Neyse o ara Fethullah geldi. Böyle üçlü bir koltukta oturuyor. Kara bir cübbesi var. Biz tabii gelişelerimiz klasörlerle gitmişiz. Yani biz dinler arası diyaloğun bir Vatikan projesi olduğunu, bir Amerikan toplum mühendisi olduğunu, nihayet bir efendim Türkiye'yi parçalamak olduğunu ortaya koyacak dokümanlarımız var. Tamam. Böyle o benden büyük olan arkadaş mühendis o da ya dedi ismini söyleyerek bu mevzuya girmeyelim beyciğim falan dedi. Ulan bizim arkadaşın önünü kesti. Zaten bütün arkadaşımız hiç söze müdahil olmadı, konuşmadı. Ben de şimdi aklıma hocam geldi. Ulan hocam bizi gönderdi. Diyecek ki lan gittiniz yemek yemeye mi gittiniz buraya? Ben onunla biraz şeysiyle beraber dedim ki bir şey sormak istiyorum dedim. Deyince bu soracağımı zannederek baktım kapıyı araladılar. Dedim çok kısa net olarak şunu söylüyorum. Dinler arası diyalog bir Vatikan projesidir. Finansı da Vatikan'ın kredilenemeyen finansıyla finanse edilmektedir. Ve bu çağda, bu asırda Türkiye ve Türkü Cumhuriyetleri misyonerlik faaliyetiyle beraber dinlerinden uzaklaştırıp aidiyetlerini ortadan kaldırmaktır. Nihai hedefi de dedim, misakin milli sınırlarının bölünüp parçalanmasıdır. Bu çerçevede benim dedim Trabzon Lisesi mezunuyum. Trabzon Lisesi'nin çevresinde 12 tane ev kilisesi var. İbadethane diye bir şey çıkardılar. Ev kiliselerinde buradaki çocukların cebine 100 dolar, boğazlarına haç asarak açtılar. Bunu biliyoruz dedi. İşte. Ve binlerce, on binlerce gencimiz bu şekilde kayboldu gidiyor dedi. Bu ana kadar pür dikkat beyin dinleyen Fethullah, Harun Beyciğim o kadar da değil deyince bizde Karadeniz şeysi var, damara var bizde. Dedim bir dakika ya dedim. Birilerinin, çünkü onlar deccal diyordu Mustafa Kemal Atatürk'e. Libya'daki biliyorsunuz savaşta bir şarapnelden dolayı Mustafa Kemal Atatürk'ün sol gözün biraz şeyladır. Bu çerçevede dedim ki birilerinin deccal dediği Mustafa Kemal Atatürk Bursa Kız Meslek Lisesi'nde misyonerler tarafından iki tane kız çocuğumuz Hristiyan yapıldığı için dedim okulu kapattı dedim. 10 bin tane, bin de olsun 100 tane ne olacak dedim. Ama videsi büyüttüm. Ama çok da rahatım. Gayem de bunu bir çukurdan kurtarmak. Hocam da şiddetli uyaran gibi sarsılsın yani bu batıl. Yani şu anda İslam dairesinin dışına çıktı. Onu videsi yükseldi. Devam ediyorum. Harun Tokak, hocam dedi sizi çok rahatsız ettik de. Yani zamanınızı aldık. Müsaade ister misiniz? Edelim kalktı. Kim dedi bunu? Harun Tokak. Tuttum kolunu giderken şimdi yağmurlu bir hava. Bu birinci köprünün karşısında FEM dershanesinin merkezindeyiz. Orada konuşma, görüşme oldu. Evet. Dedim oğlum biz buraya niye geldik? Uyarıya geldik. Biz buraya yemek yemeye mi geldik? Hani biz bu adamla baş başa konuşacaktık? Hani biz bu batıldır dinler arası diyalog. Siz demiştiniz ki Fethullah Hoca size hak olduğunu ortaya koyacak. Nerede, niye konuşmadık bunları? Böyle onların riyakarca bir tipleri vardı. Ben tanırım onları. Ya sizin şöhretiniz sizi yalnız bırakmadı diyerek böyle geçiştirdi bunu. Şimdi bu hareket basit bir hareket değil. Ama ben finalde şunu söylüyorum. Bugün o gün Fethullah Gülen hareketine, nurculuk hareketine, altına yatak, üstüne döşek olanlar, ne istediğinizde yapmadık diyenler, para bastıranlar, bunu diyen insanlar 15 Temmuz'dan sonra bir şey değmiş gibi bunun iç yüzünü görmüşlerse onlara koskocaman bir günaydın diyoruz. İki, onları bir samimiyete davet ediyorum. Son cümlem bu olsun. O da şudur. Dinler arası diyalog dediğimiz bu projenin baş mimarı Said Nursi'dir. Evet. Bugün Fethullah Gülen'i terör örgütü olarak ortaya koyanlar, ekran ekran gezip anlatanlara Fethullah Gülen'i anlat, yani kötülüğünü anlatanlara Said Nursi turnusu oldur. Said Nursi'yi işinde dışında tutarak, onu ayırarak Fethullah Gülen hareketine karşı, yani o terör hareketidir deyip ona karşı olduğunu söyleyenler
Çok net söylüyorum. Hem boş konuşuyorlar hem de aslında bir taraftan aslında o projenin bir parçası olduklarının farkında değiller. Veya bilerek yapıyorsa ihanet içindedirler. Bu yani burada şuna da değinmek istiyorum. Yani FETÖ'nün yaklaşık 7-8-9 yıl oldu neredeyse. Ortada olmaması ve bunun bir geçmişinin olması. Ben şu an buradaki gençlere şunu söylemek istiyorum. Atatürk'ün askerlik döneminde, devlet yönetimi döneminde ve özel hayatında ona dil uzatan, bir ama bile söyleyen biri varsa bunlar bu tarz FETÖ gibi veya bundan bir çıkar sağlayacaksınız. Bir şey duracaksınız. Var burada bir şey var diyeceğiz. Yani bu her şeyin temelinde bu kapıya çıkmak mümkün. Bu bizim sihirli bir anahtar mı derler? Bize her zaman tehlikeden kesinlikle çıkaracak kapı. Ben Hidayet Hocam'a söz vereceğim ama Hidayet Hocam bununla alakalı yaklaşık 27 yıl önce Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in daha öncesi de var ama yapmış olduğu tüm medyaya o zaman çok gündem olan açıklamaları vardı. Şimdi bununla alakalı kısa bir VTR gelecek ekranımıza. Ardından hemen döneceğiz. ...97 yılında yaptıkları yanlışları hatırlatmak, doğruya davet etmek, dedikodu yapmadan, Allah şahit, mektup yazdım, zatıallerine gönderdim, şu anda girdiğiniz yol Müslüman Türk'ün yolu değil, İslam yolu değil. Bizim itikadımız belli, esasları belli. Onun için lütfen ayıkın kendinize gelin. İtikat dışı işlere de yer vermeyin. Bunun vebali çok büyüktür. Hiç kimse bunun altından kalkamaz. Yeni bir din mi vaz ediyorsunuz? Babanızın çiftliği mi bu din? Sen benim dinimle oynayamazsın oğlum. Kim oluyorsun sen? Sen nesin? Bakınız dinler arası diyalog diye bir safsata uydurdular. Ne demek yahu? Hristiyanlıktan, Yahudilikten, İslam'dan istedikleri hükümleri alacaklar, bir din oluşturacaklar. Bu şu kafaya bakla. Batılın da bu kadarı. Buna deccal denir. Buna deccal fitnesi denir. Bunun adını tarihte göreceksiniz. Bu deccal hareketidir. Deccal olmak için bunu yapmak kafidir. Tekrar beraberiz. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in 27 yılı aşkındır yapmış olduğu uyarılar ama bununla alakalı yine başımıza çok sonradan dank etmesi, çok üzücü, acı olayların yaşanması ve başka siyasi çevrelerce bu haftanın gündeminde bize bunu gösteriyor. Umarız halkımız artık bir şeylerin değişmesi için bunun kendinden başlamasının farkına varacaktır diye ümit ediyorum. Burada ben dahil birçoğumuzun evlatlarının geleceği söz konusu. Siz de hocam FETÖ ile alakalı mutlaka birçok denk geldiğiniz, yaşadığınız olay oldu. Kısaca özetleyebilir misiniz? FETÖ ile tabii biliyorsun daha evvelden biz değil ama özellikle AKP'de şu anda siyaset yapanlar Melih Gökçek, efendim işte şimdi meclis başkanı Bülent Arınç ve bir sürü daha şeyleri muhterem Fethullah Hocam Efendi diye başlarlar ve kendi şu andaki Cumhurbaşkanımız da bu hasret bitsin artık ne zaman ülkemize döneceksin diye hasretlerini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla şu anda ne kadar FETÖ söver, FETÖ'ye hakaret eden varsa daha evvelden en büyük FETÖ sever, FETÖ aşığı olduğunu görebiliriz. Yani dolayısıyla siyasilerimiz bundan FETÖ'cılıktan aklanmış, ak kaşık değiller. FETÖ'yü FETÖ yapan siyasilerdir. Onlara o imkanı veren siyasilerdir. Dolayısıyla şu andaki özellikle AKP iktidardır. Şu anda devlet kadrolarında FETÖ'nün yer etmesi, yerleşmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk yargısı, öğretmenleri ve birçok konuda soruların çalınması, verilmesi ve buralara kadro yerleştirilmesi bu AKP döneminde olmuştur. Ne zaman ki bunlar bir kavga ve iktidar kavgası, iktidar diyelim menfaatlerinden faydalanma kavgasına dönüşmüştür. Ondan sonra gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır. Esasında tabii ki Fethullah Gülen harekatı Harun hocamızın da dediği gibi bir nurculuk harekatının devamıdır. Esasında nurcudur. Kendisi de Saidi Nursi'nin öğrencisidir. Ve oradan
türemiştir. Bir ilkokul mezunu imamdır yani. Bir şey aliyle ala ilim adamı değildir ama bu özellikle seçilmiş, yerleştirilmiş, eğitilmiş ve ajanlaştırılmış bir kişidir. Bunu da nereden anlıyoruz? 1998'de gerçekten şeye gidip, Patikan'a gidip o meşhur mektubu verip bir dinler arası diyalog misyonunun bir parçası olmak istiyoruz. Efendim Müslümanlar suçlanacaksa esas suç Müslümanlarındır diyecek kadar gaflet, delalet ve hata içinde olan bir şahıstır. O zamana kadar Fethullah Gülen Efendi, efendim sözde işte çocuklara dini terbiye veren, iyi eğitim veren okullarıyla, dershaneleriyle böyle bir hatta yurt dışında okul açan faaliyetleriyle bir terör örgütü değil, bir iyilik harekatı, hizmet harekatı olarak görülmüştür. Oraya yardımlarda himmet olarak görülmüştür. Evet. Tamam mı? Hizmete yardım, hizmete yardım, hizmete yardım. Ve sözde bu gittikleri okullarda Türkçe'de eğitecekler ama esas İngilizce biliyorsun. Ve onların dilinde okullar açarak, böyle güzel okullar açarak oralara yerleşmek esasında muhtemelen Amerika'nın hakikaten CIA'nin bir ajanı olarak orada görev yapma, oradaki çalışanların da bu misyonun bir parçası olma özelliğini taşımışlardır. Nitekim Rusya bunları def etmiştir. Siz CIA'nin bir ajansız diye atmıştır. Daha sonra Azerbaycan atmıştır biliyorsun. Oradaki hatta siyasi faaliyetlere katılmışlar. Hükümet devirmeye kalkmışlardır. Ve ondan sonra da atılmıştır. Ve Türkiye'de de gerçek yüzleri bu 1998'deki dinler arası diyalogda net biçimde ortaya çıkmıştır. Bu bir Türkiye'nin projesi değil. Gerçekten bir Vatikan, AB ve ABD projesi olduğu anlaşılmıştır. Bunun da en güzel ispatı Amerika'ya göçmüştür. Oraya yerleşmiştir. En ufak bir iade talebine de hiç cevap alınamamıştır. Ve orada biliyorsunuz CIA bizzat bu 7 milyon kişiye rehberlik eden 25 milyar dolarlık bir bütçeyi kontrol eden bir kişi olarak gösterilmiş. Buna yeşil kart verilmesi lazım diye başvuruda bulunmuştur. O zaman oranın papazı, hahamı Amerika'da, New York'ta neredeyse işte o bulunduğu yerde buna destek vermiştir. Burada, bu da anlaşılıyor ki Fethullah Gülen bir Müslüman Türk ya da Türk İslam projesi değil, tersine bir Vatikan Hristiyan projesidir. Bunun da biliyorsunuz esas temeli şudur. Bu milenyum derler biliyorsunuz 2000 yıldan sonraki evet. olan zamana Hristiyanlar. 1994'te anlıyorum 94 civarında 74 de olabilir bir toplantı düzenlerler Hristiyan alemi konsül derler ona bu 1074'te bir tane düzenlenmiş İznik'te konsüldür meşhur o Ortodokslarla Katoliklerin birbirine aforoz ettikleri konsül 1974'te ve 94'te olan konsülde şudur birinci bin yılda Avrupa'yı Hristiyanlaştırdık ikinci bin yılda Amerika'yı Hristiyanlaştırdık. Üçüncü bin yılda hedefimiz Asya'yı Hristiyanlaştırmak olmalıdır. Ama nasıl Müslümanları Hristiyanlaştıracağız? Bunlar mümkün değil. Müslüman olan bir insanın Hristiyanlığa dönmesi ilmen, tıp şey olarak aklen, mantıken de mümkün değil ve dinen de mümkün değil. Dolayısıyla bunlarda biz dine, bu dine de lider kabul edilen, en çok güvenilen insanları satın alacağız. Onların üzerinden bu projeyi gerçekleştireceği şeklinde Fethullah Gülen'e gelmişler, bu projeyi sunmuşlardır. Ve sadece bununla kalmamışlar. Devlet kadrolarını ele geçirmişlerdir. Ve AKP'nin döneminde devlet kadrolarını ele geçirdikleri için ve bütün o bürokraside, yargıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ hakimiyeti olduğu için bunlar hükümete istediklerini yaptırma, istediklerini alma imkanı kavuşmuşlardır. Zaten hani beraber bir yürüdük bu yollarda. Beraber ıslandık bu yağmurlarda derken beraber koşmuşlardır. Türkiye'nin bu hale düşmesine şu anda ekonomik, sosyal, siyasal sıkıntılar düşmesine sebep olmuşlardır. Ama hepsi bu projede ortaktır. Ne zaman ki bu iktidar menfaat kavgasına dönüşmüştür özellikle ardından bu önce Fethullah Gülen şeyini biliyorsunuz. Dershaneleri kapatılmaya çalışılmıştır. Evet. O da onun 17-25 hırsızlık, yolsuzluk operasyonuna ona cevap vermiştir. Ve akabinde başlayan kavga bildiğiniz gibi 15 Temmuz'da 2016'da
bu darbe girişimi dönüşmüştür. Dolayısıyla Fethullah Gülen harekatı ve FETÖ esasında bir Amerikan projesidir. Aynı şunu açıktan etmeliyim. AKP'nin bir Amerikan projesi olması gibi Fethullah Gülen de bir Amerikan projesidir. Birisi siyasi İslam yoluyla, birisi dinler arası diyalogla Türkiye'nin birisi siyasal, biri dinsel olarak bölünmesi, parçalanması ve istenilen kıvama getirilmesi projesinin devamıdır. Yani beraber hakikaten yürümüşlerdir bu yollarda, beraber ıslanmış bu yağmurlarda, beraber koşmuşlardır. Türkiye'nin sıkıntısını bize çektirmişlerdir. Burada şunu söyleyebilirim, FETÖ ile beraber yatmışlardır ve günahı onlaradır. Ama maalesef vebali bize çektirmişlerdir. Yani günahı kendileri işlemiş ve vatandaşa bunun cezasını çektirmişlerdir. Belki onun böyle birkaç taraftarı, masum olan insanları da KHK ile şunla bunla ızdırap çektirmişler. Kendileri de bunları açıklamışlardır zaten. Bunun bu harekatın altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet derdi. İhaneti yakalayamamışlar. İhanetin içinde kendileri de bulundukları için cezalandıramamışlar. Ama ibadet edenleri gelin bakayım içeri diye cezalandırmışlardır. Proje maalesef böylece gerçekleşmiştir. Ben değerli katkınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken özellikle Harun Bey'in, Devlet Bahçeli'nin açıklaması, bu saldırılarda, bu satır aralarında diğer haber kaynaklarında bulamayacağınız çok değerli bilgiler verdi. Burada da benim bakış açımı oldukça değiştirdi. Tekrar her ikinize teşekkür ediyorum. Gelecek hafta tekrar aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.